Bugün yeni bir seriye başlıyoruz ve de serimizin adı Mesih'in Örnek Dersleri. Biliyorsunuz bu Mesih'in Örnek Dersleri çok önemli kitaplardan birisi. Ellen White tarafından yazılmış. İngilizcesi Christ Object Lessons. Ve de bugünkü ilk vaazımız tohum benzetmesi. Tohum benzetmesi bu kitaptaki aslında ilk bölüm oluyor. Onu yapacağız bugün. Kutsal kitaplarımızı açalım. Markos 4'te başlıyoruz. Markos 4, 1'den 10'a kadar okuyacağız. Okay. Bu kitap benim sayfaları çok ince geliyor bana. İsa göl kıyısında halka yine öğretmeye başladı. Çevresinde çok büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa göldeki bir tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık göl kıyısında duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şey öğretiyordu. Öğretirken şunu dinleyin dedi. İkincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağı az kayalık yerlere düştü. Toprak derin olmadığı için hemen filizlendi. Ne var ki güneş doğunca kavruldular, kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu ve filizler ürün vermedi. Kimi ise iyi toprağa düştü. Büyüyüp çoğaldı, ürün verdi. Bazısı 30, bazısı 60, bazısı da 100 kat ürün verdi. Sonra da İsa şunu ekledi. İşitecek kulağı olan işitsin. 12'lerle öbür izleyicileri İsa ile yalnız kalınca kendisinden benzetmelerin anlamını sordular. Thank you. İsa pek çok şeyi benzetmelerle öğretiyordu. Neden benzetmelerle konuşuyordu? Neden hep benzetmelerle öğretiyordu? Çünkü İsa öğretmeye başladığı zaman pek çok kişi dersleri henüz benimsememişti. Yüreklerinde gerçeği kabullenmeye hazır değillerdi. Matta aynı olayı yazdığı müjdesinde Markos'tan farklı olarak birkaç tane detay eklemişti. Şimdi bir de tekrar Markos 13 10-13 okuyalım. Pardon, Matta. Matta 13. Aynı olaylar anlatılıyor aslında. Matta 13. 10'dan 13'e kadar. Öğrencileri gelip İsa'ya halka neden benzetmelerle konuşuyorsun diye sordular. İsa şöyle yanıtladı. Göklerin egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı sizlere verildi. Ama onlara verilmedi. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek. Bolluğa kavuşturulacak. Ama kimde yoksa elindeki de alınacak. Onlara benzetmelerle konuşmamın nedeni budur. Çünkü gördükleri halde görmezler. Duydukları halde duymaz ve anlamazlar. Millet İsa'nın neler dediğini duyuyordu, işitiyordu onu fakat anlamıyordu. Ne demek istediğini anlamıyordu. Bugünlerde de durum hemen hemen aynı. Bir sürü şey işitiyoruz fakat işimize gelmiyor. Çünkü anlamı anlayamıyoruz. Çünkü işlerimiz o kadar yoğun ki orada burada koşturuyoruz. Ne bileyim işte okula gidiyoruz, çalışıyoruz, ev işleri yapıyoruz, bir sürü şeyler var. Dolayısıyla İsa'nın her öğrettiğini duysak bile anlamıyoruz ne dediğini. Çok başka şeylerde yoğunlaşıyoruz ve böyle olunca da bizler ne kadar anlatsak insanlarda çok az ilgi uyandırabiliyoruz. Pek öyle enterese olmuyorlar. Sanki insanlar böyle sonsuz yaşam hiç önemli bir şey değilmiş gibi davranıyorlar. Bu da bizim kalbimizi kırıyor tabii. İsa'nın döneminde özellikle bir de benzetmelerle anlatmak çok önemli bir şeydi ve çok popüler bir şeydi. Bunu yapan insanlar çok önemli insanlar oluyorlardı. Saygınlık kazanıyorlardı.
İsa da bunu böyle yaparken örnek derslerini pek çoğunu, hemen hemen hepsini aslında doğadan ve insanların yaşamlarından alıyordu. Ve böylece insanlar günlük işlerini yaparken bu İsa'nın anlattığı hikayeleri hatırlayabilirler ve günlük yaşamlarına uygulayabilirler ve daha çok akıllarına gelebilir ve daha çok akıllarına yerleşebilirdi. Ve çeşitli örnekler, çeşitli konulardan çeşitli örnekler alarak İsa bu çeşitli konuları değişik insanlara anlatma şansına sahip oluyordu. Bu yüzden hikayelerle, örneklemelerle anlatıyordu. İsa'nın öğrencileri ise bu benzetmeleri onlar bile ilk atışta pek anlayamadılar. Fakat onların yürekleri açıktı. Onlar İsa'yı takip ediyorlardı. Onunla beraberdiler. Sonra İsa onlara bunların anlamlarını açıkladı. Neden benzetme anlatıyordu? Onları anlattı. Markos 4:13-14'te şöyle, İsa sonra onlara, siz bu benzetmeyi anlamıyor musunuz dedi. Öyleyse bütün benzetmeleri nasıl anlayacaksınız? Ekincinin ektiği Tanrı sözüdür. İsa'nın döneminde Tanrı sözü ne olabilir? Tevrat. Tevrat'ta olan şeylerdi. İsa bütün dinleyicilerini sürekli olarak Tevrat'a yönlendiriyordu. Luka 10:26'da şöyle diyor İsa. Luka 10:26. İsa ona kutsal yasada ne yazılmıştır diye sordu. Orada ne okuyorsun? Ancak İsa Tanrı'nın sözüdür ve Tanrı'nın bilgisini aktarmak için bu dünyaya geldi. Yani insanların Tevrat'ta yazan şeyleri o zamana kadar okuyorlar, dinliyorlar fakat hala da anlamıyorlar. İsa bunları daha çok anlatmak için geldi. Yuhanna 1:14'ü açalım. Yuhanna 1:14. Yuhanna 1:14. Birden başlayacağım okumaya. Pardon. Yuhanna 1:1-4'e kadar. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yuhanna 1:14'e bakıyoruz şimdi. Yuhanna 1:14. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Burada bahsettiğimiz şeyler hep İsa'dan bahsediyoruz. İsa Tanrı'nın sözü, bu dünyaya Tanrı'nın sözünü doğrulamak, doğru bir şekilde açıklamak ve vahiyi paylaşmak için geldi. Matta 13:37'de, ise İsa iyi tohumu eken insanoğludur diyor. İyi tohum eken İsa'nın ta kendisiydi. Tohumdan bahsediyoruz biliyorsunuz. Tohumcu İsa insanların istediği gibi bir kral olarak gelmedi bu dünyaya. Yeni bir devlet kurmak için de gelmedi. Allah'ın krallığı güç ve şiddetle kurulmayacaktı. Neden böyle diyoruz? Çünkü bütün gelmiş geçmiş zamanlarda insanların anladığı bu. Krallıklar deyince kuvvet, şiddet, her şey. Fakat Allah'ın krallığı böyle bir şeyle kurulmayacaktı. Peki nasıl kurulacaktı? İnsanların yüreğine yeni bir ilke aşılanarak kurulacaktı. Ne olabilir bu ilke? Tabii ki Allah'ın sevgisi olabilir. Başka bir şey olamaz. Bugünlerde evet. Bugünlerde biliyorsunuz böyle müthiş bir bütün dünyada müthiş bir çabalar var. İnsanlar pek çok kişi devlet kurmak istiyor ve bunu bir din devleti yapmak istiyorlar. Ve böylece dünyamızın daha ahlaklı ve daha güvenli bir yer olacağını iddia ediyorlar.
Ancak yasalar ve kurallar insanların nefretlerini sevgiye dönüştüremiyor. Böyle bir şey olmuyor. Ve yasalar ve kurallar insanların doğal olarak içlerine girmiş olan bencil davranışları ve hayat tarzlarını da değiştiremiyor. Ve yeni özverili, sevgi dolu, pozitif bir şey yaratamıyor. Yasalar ve kurallar bunu yapamıyor. Bunun olabilmesi için kalplerimizde yeni bir güç gerekiyor. Nasıl? İsa da geldi bu güç için. Fakat güç krallığı kurmak için değil. Allah'ın ruhsal krallığını kurmak için geldi bu dünyaya. Güç krallığı için değil. Kalbimizdeki sevgisiyle Allah'ın ruhsal krallığını kurmak için. Çünkü Tanrı'nın sözünde güç vardır. Tanrı söz söyleyerek dünyayı yarattı. Olsun dedi ve oldu her şey. Yani bu böyle yaratılış böyle oldu. O konuşunca her şey var olabiliyor. O çünkü buna yetkin. Tanrı'nın sözünde, yani bizim şu anda gördüğümüz Tevrat ve İncil'de Tanrı kendi koyduğu her vaadin ve her buyruğun arkasında duruyor. Çünkü onun bunu gerçekleştirebilecek gücü var. Rab bizim günahlarımızı terk etmemizi istiyor. Ve bize güç vererek yardımcı oluyor. Eğer biz de günahlarımızı terk etmek istersek Tanrı'nın gücü bizimle olacaktır ve günahlarımızı terk etmemize yardımcı olacaktır. Bu yüzden hiç kimse günahımı bırakamam diyemesin. Çünkü Allah muktedirdir. Ben yaparım derse yapar. Söz verdiyse bunu yapar. Markos 4'e bakalım. Markos 4. Markos 4, 2 ve de biraz 3'ten okuyacağız. Daha doğrusu 3'ten. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Bu 2 ile 3'ü beraber koymuş kutsal kitapta. 4, 2 ile 3'ü. Biz 3'ü okuyoruz. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı diye. İsa'nın döneminde, yani bundan binlerce sene önce, 2000 sene önce hayati tehlikeler gündelik yaşamın bir parçasıydı. Aslında her zaman öyle de o zaman daha da insanların günlük hayatıyla beraberdi. Bu yüzden insanlar kent surlarının içinde yaşamayı tercih ediyorlardı. Biliyorsunuz kent surlarını görmüşsünüzdür, arkeolojik yerlerde hala var eskiden kalma. İnsanlar o surların içinde yaşıyorlardı. Geceleri uyumak için, ev hayatı için falan. Fakat sabahleyin eğer tarlada işleri varsa dışarı çıkıyorlardı çalışmak için. İkinci de ekmeye çıktı. Yani bir şeyler ekmeye çıktı. İşte İsa da iyi tohumu ekendir. O cenneti bıraktı. Cennetteki evinden çıktı ve bu dünyaya geldi. Tıpkı o surların içinde yaşayan insanların tehlikeli bölgeye çıktıkları gibi İsa da buraya geldi. Evini bırakıp buraya geldi. Nasıl Allah İbrahim'i ülkesinden çağırıp bir yerlere gönderdiyse kendi sözünü vaaz etmek için, nasıl Pavlus'u yerinden alıp çeşitli ülkelere gönderdiyse kendi sözünü vaaz etmek için, bugün de Allah insanları bulundukları rahat ortamlardan çıkarıp başka yerlere gönderebiliyor sözünü vaaz etsinler diye. Ve böyle İsa da benzetmesinin açıklamasına Markos 4:15'te şöyle devam ediyor. Ona bakalım. Markos 4:15. Bazı insanlar sözün ekildiği yerde yol kenarına düşen tohumlara benzer. Bunlar sözü işitir işitmez şeytan gelir, yüreklerine ekilen sözü alır götürür. Bazı insanlar sözün ekildiği yerde yol kenarına düşen tohumlara benzer. Bunlar sözü işitir işitmez şeytan gelir, yüreklerine ekilen sözü alır götürür. Yol kenarına düşen tohum, dikkatsiz ve ilgisiz dinleyicilere gelen Tanrı'nın sözünü temsil eder. Burada yani genel olarak söylüyor bu ayette.
Onların ruhsal yetileri felçlidir. Bu dünyanın yollarını seven ilgisiz dinleyiciler Allah'ın sevgisini ve kendilerinin ona olan ihtiyaçlarını bilemezler. Bunu sezemezler. Şeytan ve diğer düşmüş melekler ilgi göstermekte olan bir insana ve hep de böyle yeni insanlarla olur bu iş. İlgi göstermekte olan bir insana diğer insanlar tarafından, diğer insanları kullanarak küçük bir söz, küçük bir alay, küçük bir şey gönderirler böyle. Ve o insan da bütün bu her şeyden vazgeçebilir. Maalesef böyle şeyler oluyor. Gördük bunu da. Ve Markus 4:16-17'de şöyle diyor. Bu şeyin üzerine kayalık yerlere ekilenlerse işittikleri sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre dayanan kişilerdir. Böyleleri Tanrı'nın sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşerler. Bazı insanlar biliyoruz hemen kolayca ikna olabiliyorlar. Ve geleceği parlak öğrenciler gibi görünüyorlar. Buna ikna olunca biz öyle düşünüyoruz. Geleceği parlak öğrenciler gibi. Fakat benlik sevgileri içlerinde henüz bastırılmamış. Hala kendi benlikleri var. Güçlü bir şekilde. Ve günahın ne kadar kötü ve korkunç olduğunu göremiyorlar. Bu insanlar kendilerine ve kendi işlerine güveniyorlar. Kendi doğruluklarına güveniyorlar. Onlar Rab'de güçlü değiller. Yani kendilerini öne çıkardıkları için, kendilerini önemli saydıkları için ya da kuvvetli saydıkları için Rab'de güçlü değiller. Kısa bir süre sonra seviniyorlar. Fakat kendilerine özverili bir görev yüklendiği zaman ya da bir iş yapılması söylendiği zaman gücenip kaçabilirler. Çünkü kendilerini güçlü zannediyorlar fakat güçlü değiller, günahlarını terk edemiyorlar. Böyle acı bir durum oluyor. Onlar için din mutlak bir hayat prensibi değil. İşte olursa yaparız, işte uyarsa gideriz falan o tür bir şey halinde ve kısa bir süre içinde bu insanları da maalesef kaybediyoruz. 4:18'e bakalım. Bazıları dikenler arasında ekilen tohumlara benzerler. Bunlar sözü işitirler. Ama dünyasal kaygılar, zenginliğin aldatıcılığı ve daha başka hevesler araya girip sözü boğar ve ürün vermesini engeller. Burada da değişik bir çeşit yer görüyoruz. Bahçemizde otlar kendiliğinden çıkıyor. Ya inanamıyorum ben. Mesela benim balkonumda birkaç tane saksı bitki var. Ne olacak yani? Her gün özen gösteriyorum. Bunlara suluyorum. Ve bazen içlerinde ot çıkıyor. Nereden olabilir? Onları temizliyorum. Bakıyorum bir iki hafta sonra başka bir ot çıkmış. Ve o kadar böyle arsızca büyüyorlar ki hayret edilecek bir şey. Benim kendi sevgili çiçeklerim de büyüseler keşke öyle ama onlar öyle büyümüyorlar. Ve tıpkı bizim hayatımızdaki alışkanlıklarımız da böyle. Bütün hayatımıza şöyle bir bakarsak o şeyler, eski alışkanlıklarımız oradan buradan ot gibi türeyebilirler. Yani hiç istenmedik bir şekilde çıkabilirler. Dur bakalım, bekleyelim. Peki bizim genelde tehlikelerimiz neler? Mesela dünyasal kaygılar. İsa Mata 6:25-26'da şöyle söylüyor. Mata'ya bakalım. Mata 6 25 ve 26'da Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur.
siz onlardan çok değerli değil misiniz diye soruyor İsa. Yani bu ayeti hatırlayın. Bu çok önemli bir ayet. Benim günlük hayatımda şahsen bana çok yardım ediyor. Yani neden bu telaşımız bizim? Neden yarın için o kadar çok kaygılanıyoruz? Yani gökte uçan kuşları bile Rab besliyor. Çiçeklerin bile rengini veriyor, her şeyini. Bana niye bakmasın ki? Bana da bakar. Yani bu rahatlığı içimizde yaşamamız lazım. Başka tehlike ne var? Zenginliğin aldatıcılığı. Bazı insanlar hep çalışırlar. Hep böyle düşünürler. Ancak sonsuz akıbetlerini düşünmezler. Hep çalışayım çalışayım para kazanayım. İşte paramı bankaya koyayım, tarlaya koyayım, bir şeyler bir şeyler. Fakat ölüm aniden gelir hırsız gibi ve hazır olmadan mezarlarına giderler. Bu da çok acı bir şey. Bunu da gördük. Yani bir de ben şu andaki yaşım için çok söylüyorum bunu. Bu etrafımızda ölüm görmeye başlıyoruz. Büyüklerimizi kaybetmeye başlıyoruz. Ve bu sözlerin ne kadar doğru olduğunu, kutsal kitaptaki bu sözlerin ne kadar doğru olduğu böyle yüreğimin derinliklerinde böyle hissediyorum yani. Keşke daha önceden de öyle hissedebilseydim. Ama şu anda öyle hissediyorum derin derin. Bazı insanlar da başkalarının iyiliği için çok çalışırlar. Hep böyle bir şeyler yaparlar. Fakat kendileri için bu kadar fazla çalışmaktan, kendileri için dua etmek için, Allah'la paydaşlık için zaman ayıramazlar. Çünkü hep başkaları için çalışıyorlardır. Hep bir şeyler yapıyorlardır. Ve bu da onları güç kaynaklarından uzaklaştırır. Çünkü biz ne kadar Allah'ın işini yapsak, ne kadar koştursak, kendimiz için, kendimizin Allah'la olan ilişkimiz içinde bir şeyler yapmamız lazım. Bu nedir? Kutsal kitabı okumak, dua etmek, öyle şeyleri asla kaçırmamız, yani zaman kaybetmeden yapmamız lazım, zaman ayırmamız lazım. Bazı insanların da başka hevesleri vardır. Eğlence olabilir. Ondan sonra rahat bir hayat yaşamak olabilir, tatil yapmak olabilir, bir hobi olabilir, sürekli bir el alışkanlığı olabilir. Kötü bir şey olması şart değil ama yine Rab'la ilgili, ebedi şeylerle ilgili çok fazla vakit ayıramazlar, onları ihmal ederler. Şimdiye kadar bahsettiğimiz her tohum ve ikinci aynıydı. Fakat farklı olan toprak. Tohum aynı. İkinci aynı, fakat toprak farklı. Düştükleri, bu tohumların düştükleri yerler farklı. Şimdi biz düşünelim, toprak kim? Biziz, toprak biziz. Çok teşekkür ederim, toprak biziz. Biz toprağı hazırlayabiliriz. Biz onunla uğraşabiliriz ve güzel bir toprak olabiliriz. Güzel bir toprak hazırlayabiliriz. Ve sonsuz akıbetimiz de bizim elimizde. Bizim verdiğimiz kararlarla olan, bizim yaptığımız iş, yaptığımız şeylerle karar bizde. Ve bu tohumcu her zaman başarısız olmayacak. Bakın Markus 4:20'de ne diyor? İyi toprağa ekilenler ise, bütün kötü toprağa ekilen tohumların başına gelenleri gördük. İyi toprağa ekilenler ise sözü işiten, onu benimseyen, kimi 30, kimi 60, kimi de 100 kat ürün veren kişilerdir. İyi toprak Tanrı'nın sözünü Tanrı'nın sözü olarak alır. Gerçeği bilmek en çok zekaya değil, saf bir hedefe bağlıdır. Yani bir insanın çok fazla zeki olması gerekmez. Çok fazla çalışması da gerekmez. Sadece saf bir hedefe sahip olması gerekir. O isteğe sahip olması gerekir. Çünkü biz istersek Rab verir. Yuhanna deniyor. Yuhanna'da 7:17'de. Yuhanna 7:17. Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Tanrı'dan mı yoksa kendiliğimden mi konuştuğunu bilecektir. Eğer biz gerçekten kalbimizde Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsak, bu isteğin kaynağını Tanrı'dan mı geliyor yoksa biz kendimiz mi istiyoruz, onu bileceğiz. Bunu bize Tanrı söz veriyor. Bileceksiniz diyor. Kutsal Ruh
alçak gönüllü ve öğrenmeye kalbi açık olanlara verilir. Yani bu da bir şekilde bizim nasıl bileceğimizi açıklıyor. Kutsal ruh bize yardım ediyor. Siz peki gerçeği arıyor musunuz? Ve iyi bir toprak olmak istiyor musunuz? Ve iyi bir toprak olmak için ne yapmalısınız diye düşünerek bırakıyorum size. Peki. Kapanış ilahimiz hangisi?